Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım seferberliği kapsamında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde 1 milyon 728 bin binanın incelendiğini bildirdi. Depremden etkilenen illerimizde bugüne kadar 5 milyon 158 bin 93 bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 728 bin binada inceleme yapılmıştır ve içerisinde 637 bin 222 bağımsız bölümden oluşan yine 227.027 binanın acil yıkılacak ağır hasarlı veya yıkık olduğunun tespitini yaptık. Tekrar edecek olursak içerisinde 637.000 bağımsız bölümden oluşan binalarımızdaki konutun, iş yerinin, deponun ağır hasarlı, acil yıkılacak veya yıkık olduğunun tespitini yaptık. Kahramanmaraş ilimizde ise 123.306 bağımsız bölümden oluşan yine 48.873 binanın acil yıkılacak, yıkık veya ağır hasarlı olduğunun tespitini yapmış olduk. Kahramanmaraş'ta proje alanları koordinasyon toplantısının ardından açıklamalarda bulunan kurum, zemin etüdü tamamlanan yerlerde konut inşasına başlanacağını söyledi. Kahramanmaraş'ımızda da bu kapsamda 88.500 konut ve yine 18.874 köy konutunun inşasını gerçekleştiriyor olacağız. Bu kapsamda bölgenin zemin etütlerine başladık. İnşallah bu ay içerisinde de ilk kazmamızı, zemin etüdü tamamlanmış ve sözleşmelerimizi yapılmış yerlerden başlayacağız. Ve hasar tespitlerine göre de tamamlanmasına müteakip de konut sayılarının miktarını, sayısını arttıracağız. Gerek illerimizde, gerek ilçe merkezlerinde, gerek ise köylerimizde nerede yıkım varsa hasar tespitlerle birlikte aşama aşama sözleşme süreçlerimizi doğru zeminde, zemin etüdü tamamlanan yerlerde başlatmış olacağız. Bakan kurum bölgede felaketi bertaraf etmek için koordineli şekilde çalışmaların sürdüğünü aktardı. Şehrin tüm dinamikleriyle birlikte, şehrin kanaat önderleriyle, esnafıyla, sanayicisiyle birlikte yaklaşık 4 saattir onların görüşlerini, fikirlerini aldık ve hep birlikte dinledik, not aldık ve süreci de bu sürece dahil olmak isteyen Kahramanmaraş'ta bu sürece dahil olmak isteyen kim varsa valimize müracaat edecekler ve çalışma grubumuzu alacağız. Üniversitemiz yine Kahramanmaraş Üniversitemiz sürecin içinde olacak. Diğer üniversitelerimizden destek alacağız ve bilimin ışığında inşallah bu çalışmaları yürüteceğiz. 100 yıl önce nasıl ki bu topraklarda düşmana karşı amansız bir mücadele verdiysek, seferber olduysak aynı anlayışla çalışmalarımızı bugün asrın felaketi dediğimiz Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremimizde de vereceğiz. Ve bunu hep birlikte yapacağız.